Merhaba arkadaşlar, fen bilimleri deneme sınavı çözümüne hoş geldiniz. Birinci soru ile başlayalım. Aşağıda K, L ve M şehirlerinin dünya üzerindeki konumları ve bu şehirlerden birine ait olduğu bilinen gündüz süresinin zamanla değişimini gösteren grafik verilmiştir. K, L ve M şehirlerinin konumları ve verilen grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım, K yengeç dönencesinde yani kuzey yarımkürede, L ekvatorda, M oğlak dönencesinde yani güney yarımkürede. A grafik K şehrine ait ise yaz mevsiminden sonbahar mevsimine geçerken oluşturulmuş olabilir. Bakalım, K şehri kuzey yarımküredeydi. Arkadaşlar, kuzey yarımkürede yaz mevsiminde gündüz süresi daha uzun olacak gece süresinden. Bakın burada gittikçe uzamış, aslında gittikçe azalmış olması gerekir yazdan sonbahara geçerken oluşturulmuş olsaydı. O yüzden A doğru cevap değildir. B grafik M şehrine ait ise kış mevsiminden ilkbahar mevsimine geçerken oluşmuş olabilir. M şehrine bakalım. M şehrinde oğlak dönencesi. Oğlak dönencesi yine kış mevsiminde gündüzler nedir? Daha kısadır. İlkbahar yaza doğru gündüz süresi uzar. Evet, bu grafik buna ait olabilir. Doğru cevap B seçeneğidir. İkinci soru ile devam edelim. Bu olay aşağıda verilen kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Hızlı koşan tavşan veya geyikler avcı hayvanlardan kurtulurken daha yavaş koşanlar av olur. Bu nedir arkadaşlar? Hızlı koşan kurtuluyor, daha yavaş koşanlar av oluyor. Doğal seçilimdir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 3'e bakalım. Buna göre bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda DNA'nın kendini eşlemesi gösterilmiştir. Hücre bölünmeden önce gerçekleşir. Evet, hücre bölünmeden önce DNA eşlenmesi gerçekleşir. Oluşan yeni DNA'ların ipliklerinden biri eski DNA'nın, biri eski, diğeri yenidir. Evet, bu da doğru. Oluşan yeni DNA'ların nükleotit sayıları farklıdır. Hayır arkadaşlar, oluşan yeni DNA'nın nükleotit sayıları yine nedir? Eski DNA ile aynıdır. Yanlış olan şıkkımız, yani doğru cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü soru ile devam edelim. Cihan'ın ifadesinde boş bırakılan yer aşağıda verilenlerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarımkürede ne yaşanır arkadaşlar? Tabii ki kış mevsimi. Doğru cevap nedir? A seçeneği. Beşinci soru. Aşağıda verilen canlı türlerindeki adaptasyonlardan hangisinin canlıya sağladığı fayda yanlış verilmiştir? Fayda olan hangisinde yanlış fayda verilmiştir diye soruyor bakalım. Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon denir. Çam ağaçlarının iğne yapraklı olmaları çok sıcak ve çok soğuk iklimlere dayanıklı olmalarını sağlar. Evet, bu doğrudur. B. Kutup ayılarının kürk renginin beyaz olması daha rahat avlanmalarını sağlar. Evet, doğrudur. C. Çöl farelerinin geniş kulakları terlemeyi artırarak vücut sıcaklığını dengeler. Evet, bu da doğrudur. D. Penguenlerin perdeli ayaklarını bulunması üreme yeteneklerini artırır. Üreme değil arkadaşlar, maalesef. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Altıncı soru ile devam edelim. Aşağıda çizelgede İstanbul ilinde bir hafta içinde beklenen hava durumu gösterilmiştir. Bu çizelgeye bakılarak sonuçlarından hangileri çıkartılabilir? 1. Bir bölgede hava olayı değişkenlik gösterebilir. Bakalım. Salı, çarşamba, perşembe. Evet, değişiklik göstermiş mi? Bulutlu, güneşli. Şurada da yağmur var sanırım. Çarşamba gününde ve pazar gününde. Değişiklik gösterebilir mi? Evet, gösterebilir. 2. Hava olaylarının oluşmasında basınç farkı etkilidir. Buradan bunu çıkarabilir miyim? Hayır, çıkaramam. Havanın sıcaklığı azalırsa yağmur oluşur. Bunu da çıkaramam arkadaşlar. Çünkü sıcaklığa dair bir şey vermiş mi? Ekstra vermemiş. Doğru cevabımız ne olur? Yalnız bir, yani A seçeneğidir. 7. soru ile devam edelim. Sarı saçlı ve mavi gözlü anne ve babanın çocuklarının saç rengi ve göz rengi önceden tahmin edilebilir. Verilenlerden hangileriyle açıklanabilir demiş. Bu anne ve babanın çocuklarının göz renklerinin önceden tahmin edilebilmesi. Bakalım. Kalıtım genlerle sağlanır. Evet, bununla açıklanabilir.
İki, canlılarda bulunan karakterlerin çaprazlanması sonucu yavru bireylerin özellikleri oluşur. Evet. Üç, canlıların vücut hücrelerinde biri anne biri de babadan gelen iki adet gen bulunur. Evet, bu ifadeyle de açıklanabilir. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 8. soru ile devam edelim. Zeynep bu ifadeden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? Zeynep kitabında açık hava basıncı ile ilgili aşağıdaki ifadeyi okuyor. Hava hem yer küreye hem de kendi içindeki bütün cisimlere moleküllerinin ağırlığı ve hareketi nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin birim yüzey alanına düşen payına açık hava basıncı denir. Hangisine ulaşamazmış bakalım. Hava tanecikleri hareketlidir. Evet, burada ne demiş arkadaşlar? Moleküllerin ağırlığı ve hareketi nedeniyle ulaşabiliriz. Hava taneciklerinin bir ağırlığı vardır. Burada bahsetmiş. Açık hava yer kürede basınç oluşturur. Evet, bunu söylüyor. Hem yer küreye hem de içindeki bütün cisimlere. Gazlar üzerine uygulanan basıncı aynen iletir. Buna ulaşabilir miyiz? Hayır, ulaşamayız. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 9. soru ile devam edelim. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin hangi element grubuna ait olduğu uygun kutucuğa X işareti konularak gösterilecektir. Buna göre tablonun doğru doldurulmuş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yüzeyleri mat görünümlüdür. Bu ne olacak arkadaşlar? Ametal özelliği. Doğada en fazla bulunan element çeşididir. Metaller. Kendi aralarında alaşım adı verilen homojen karışımlar oluştururlar. Bu da yine metallerin özelliğidir. Parlak veya mat olabilir. Bu da nedir? Yarı metallerin özelliğidir. Bakalım hangisinde verilmiş? A değil. Evet, B doğru cevabımız olacak. 10. soru ile devam edelim. Türkiye'de kimya endüstrisinin işleyişi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? İthalata bağımlıdır. Evet, kesinlikle doğrudur. 2. Gelişmesi için araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Evet. Gelişim ham madde kaynaklarına bağımlıdır. Evet, doğrudur arkadaşlar. Buradan ifadelerin hepsi doğru olur. Cevabımız D seçeneğidir. 11. soru ile devam edelim. Buna göre doğru kavramları seçerek ilerleyen bir öğrenci hangi sembole ulaşır? Periyodik tabloda artan atom numaralarına göre yan yana sıralanan elementlerin oluşturduğu sıralara ne denir arkadaşlar? Yatay sıralara periyot adı verilir. Periyodik tabloda benzer özellik gösteren elementler alt alta gelerek ne oluşturur? Grup oluşturur. Doğru cevap ne olur? Üçgen, yani C seçeneği. 12. soru ile devam edelim. İfadelerinden hangileri doğrudur? Asit ve baz çözeltilerine belirteçler damlatıldığında çözeltilerin aldığı renkler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. Belirteç, metil oranj, asitte kırmızı, bazda sarı. Fenolftalein, renksiz, asitte renksiz, bazda kırmızı. Hangileri doğrudur diye sormuştu. Potasyum hidroksit çözeltisi metil oranj ile sarı renk alır. Potasyum hidroksit nedir arkadaşlar? Bir bazdır. Evet, metil oranj ile ne olur? Sarı olur. Doğrudur. Amonyak çözeltisine fenolftalein damlatılırsa renk değişimi olmaz. Yani asittir demek istiyor. Amonyak bazdır arkadaşlar. O yüzden bu ifade yanlıştır. 3. Hidroklorik asit çözeltisi metil oranj ile kırmızı renk alır. Evet, asit dedim zaten. Buna da nedir? Kırmızı rengi alır. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız B seçeneği. 1 ve 3 olur. 13. soru ile devam edelim. Yukarıdaki kimyasal tepkime ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? H2O'nun kütlesi H2 ve O2'nin kütlesinin toplamına eşittir. Evet, toplam kütle ne oluyordu? Korunuyordu arkadaşlar. Bu doğrudur. H2 ve O2'nin kütlesi azalırken H2O'nun kütlesi artar. Evet, girenler arkadaşlar yeni ürün oluşturacağı için, yeni bir maddeye dönüşeceği için ne olacak? Ortamdaki sayısı, yani kütlesi azalacak. Bu ifade de doğrudur. Hidrojen ve oksijen atomları arasında yeni bağlar oluşur. Evet, bakın burada oksijen, hidrojen arasında bağlar vardı. Bu moleküller arasında.
Bunlar ne yaptı? Koptu ve yeni bağlar oluştu. Bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız ne olur? 1, 2, 3 yani D seçeneği. 14. soru ile devam edelim. Buna göre KL ve M maddelerinin öz ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütleli K, L ve M maddelerine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Hemen bakalım. Bakın. Zaman, dakika. Mesela buraya 1 dakika diyelim. 1 dakikada M ne yapmış? 10 dereceye kadar çıkmış. 20 derecede olan L ne yapmış? 30 dereceye çıkmış 1 dakikada. O zaman ben M ve L'nin öz ısıları için eşittir diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Çünkü aynı zamanda aynı sıcaklığa ulaşmış. L eşittir M dedim. Peki K ne yapmış arkadaşlar? 1 dakikada 20 derece birden artmış ve 20 dereceden 40 dereceye çıkmış. Yani bunun ne derim? Öz ısısı L ve M'den daha küçüktür derim. Neden? Çünkü öz ısısı küçük olan maddeler daha çabuk ısınır, daha çabuk soğurdu. O yüzden doğru cevabımız ne olur? L eşittir M. Bunlar da büyüktür K'dan olur. Yani B seçeneğidir. 15. soru ile devam edelim. Verilenlerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Emre ve Hakan'ın ağırlığı önemsenmeyen çubuklarla oluşturdukları sürtünmesiz kaldıraçlarda özdeş sandıkları kaldırmak için aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Emre ve Hakan kurdukları kaldıraçlarla sandıkları aynı yüksekliğe çıkardıklarına göre hangileri doğrudur bakalım. Bakın, sandık burada, yani bu nedir? Yük. Yükün ortada olduğu bir kaldıraç var. Bir de kuvvetin ortada olduğu bir kaldıracımız var. Emre kuvvetten kazanç sağlamıştır. Evet arkadaşlar, kuvvet kolu ne kadar uzunsa o kadar kazanç sağlıyordum. Bu ifade doğrudur. Hakan yoldan kazanç sağlamıştır. Evet, kuvvet kolu sonuçta kısa. Buradan kuvvetten kayıp var arkadaşlar. Bakın, desteğe daha yakın, yük kolundan daha kısa. O yüzden kuvvetten kayıp var. Kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç vardı. 3. Emre ve Hakan'ın yaptıkları işler eşittir. Evet arkadaşlar, yapılan iş hiçbir zaman değişmiyordu. İşten kazanç hiçbir zaman olmuyordu basit makinelerde. Doğru cevabımız ne olur? D seçeneği olur. 16. soru ile devam edelim. Yukarıda hazırlanan deney düzeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir nolu bitki güneş ışığını kullanarak fotosentez yapar. Evet, bu ifade doğrudur. İki nolu bitki sadece solunum yapar. Evet, bu ifade de doğrudur. Çünkü ışık yok arkadaşlar. Işık olsaydı fotosentez de yapardı. C. Bir nolu bitki solunum yapmaz. Yanlış arkadaşlar. Fotosentez yaparken aynı zamanda solunum da yapardı bitkiler. Doğru cevabımız C seçeneğidir. D'ye de bakalım. Her iki bitki de enerji üretir. Evet, bu ifade de yine doğrudur. 17. soru ile devam edelim. Verilen ifadelerden hangileri yazılabilir diye sormuş bize. Fen bilimleri dersinde azot döngüsü ile ilgili aşağıdaki şema hazırlanmıştır. Şema üzerinde havada %78 oranında azot gazı bulunur. Evet, bunu yazabiliriz. Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları azotun toprağa bağlanmasında etkilidir. Evet, bu da doğrudur. Yazılabilir. Bitkilerin yapısındaki azot tüketicilere geçer. Evet, burada gördüğünüz tüketici nedir? İnek. Bitkileri yiyerek azotu elde eder. Ayrıştırıcılar canlı atıklarının yapısındaki proteinleri ayrıştırarak azot gazına dönüştürürler. Evet, bu ifademiz de doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 18. soru ile devam edelim. Nötr bir iletken küreği ile ilgili aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi doğrudur? Küre üzerine pozitif ve negatif elektrik yük bulunmaz. Yanlış arkadaşlar. Nötr demek ne demekti? Pozitif ve negatif yüklerin eşit olması demekti. Küre üzerinde bulunan pozitif yüklerin sayısı negatif yüklerin sayısına eşittir. Evet, doğru ifade budur. Zaten doğruyu arıyorduk. Cevabımız B seçeneği olur. C ve D'ye de bakalım. Küre üzerinde elektrik yükü bulunmadığından küre yüksüzdür. Doğrudur.
Hayır arkadaşlar, elektrik yükü bulunmadığından değil, küre yüksüzdür ama yükler eşit olduğundan, yani artılar ve eksiler eşit olduğundan. Küre üzerinde sadece nötron tanecikleri bulunur. Hayır arkadaşlar, proton ve elektron da bulunabilir. Bunlar yanlış. Doğru cevabımız B seçeneği. 19. soru ile devam edelim. Hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi üretimi sırasında meydana gelen olaylar hangi sırayla gerçekleşir? Bakalım. Barajlarda su biriktirerek potansiyel enerji depolanır. Serbest bırakılan su kinetik enerji elde edilir. Hareket halindeki su enerjisi tribünlerin dönmesini sağlar. Dönen tribünler yardımıyla elektrik enerjisi elde edilir. Evet arkadaşlar, burada aslında 1, 2, 3 ve 4 şeklinde sıralamamız gerekiyor. Önce su biriktiriliyor ve potansiyel enerji depolanıyor. 1, 1 olarak. Serbest bırakılan su ile kinetik enerji elde ediliyor. Serbest bıraktım ve kinetik enerjiyi elde ettim. Sonrasında hareket halindeki su enerjisi tribünleri döndürüyor, bunların dönmesini sağlıyor ve dönen tribünler yardımıyla elektrik enerjisi elde ediliyor. Yani cevap ne olacak? 1, 2, 3 ve 4. Cevabımız A seçeneğidir. 20 ve sonuncu soru ile bitirelim. Verilen araçlardan hangisinin yapısında elektrik motoru bulunur? Bakalım arkadaşlar, sizce bunların hangisinde bulunur? Hemen bakıyoruz. Burada ne verilmiş? Mikser, vantilatör, saç kurutma makinesi ve tost makinesi verilmiş. Bunların yapısında elektrik motoru arkadaşlar 3'te ve 4'te bulunur. Yani saç kurutma makinesi ve tost makinesinde yer alır. Doğru cevabımız nedir? B seçeneğidir. Testimiz burada bitmiştir arkadaşlar.